İmam Buhari'nin sahihini okumaya devam ediyoruz. En son kaldığımız bab başlığı Bab-ı Sulh ma'al müşrikine. Müşriklerle sulh babı. Müşriklerle sulh yapmak babı. Fihi an Ebi Sufyan'a bu konuda Ebu Sufyan'dan rivayet var. وَقَالَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ Ayrıca Avf bin Malik demiştir ki عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den ثُمَّ تَكُونُ هُدْنَةٌ Sonra barış olur. بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِ الْأَصْفَرِ Sizinle ve sarıların oğulları arasında. وَفِيهِ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ Yine bu konuda Sehl bin Huneyf'ten ve Esma'u ve Esma'dan ve Misvar ve Misvar'dan Ali Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem. Sarıların oğlu olarak Rumları kastediyor. En son bu rivayeti okumuştuk. Bak başlığı böyle. Bak başlığı altındaki ilk hadisimiz 2553. وقال مسعود موسى بن مسعود موسى بن مسعود dedik ya حدثنا سفيان بن سعيد bize سفيان بن سعيد anlattı عن أبي إسحاق o da Ebu İshak'tan عن البراء بن عازب o da براء بن عازب'ten رضي الله عنهما Allah her ikisinden razı olsun. قال dedi ki صالح النبي نبي مصالحة يبت بلش يبت صلى الله عليه وسلم المشركين مشرك هذا يوم الحديبية حديبية على ثلاثة أشياء üç şey üzere على أن من أتاه من المشركين رده إليه. Birincisi, müşriklerden bir kimse kendisine gelirse onu onlara geri verir. Yani bir müşrik Resulullah tarafından geçerse, Müslüman olursa, onlara dahil olursa Hazreti Peygamber onu onlara iade edecek. وَمَنْ أَتَاهُمْ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Ancak Müslümanlardan bir kimse döner de müşriklere katılırsa lem yerudduhu onlar onu geri vermeyecekler. Ve ala en yedhulaha min kabilin gelecek sene oraya girmek üzere yani Mekke'ye girebilmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sulh yaptı onlarla. O sene girmemeyi kabul etti. Gelecek sene girme hususunda anlaştı onlarla. وَيُقِيمَ بِهَا Ve orada kalacak. ثَلَثَةَ اَيَّامِ Üç gün. وَلَا يَدْخُلَهَا اِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ السَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِهِ Ve oraya ancak kanındaki silahlar, kılıç ve benzerleriyle girebilecek. Ağır silahlarla giremeyecek. فَجَاءَ أَبُوْ جَنْبَلٍ يَحْجُلُ فِي قُيُودِهِ Bu anlaşma tamamlandıktan sonra Ebu Cendel geldi.
Bir fırsatını buldu, Mekke'den kaçtı. Babası onu bağlamıştı. O ayakları bağlı olduğu halde yahculu, böyle o hafiften yürüyen bir kuş var onun gibi, hafif hafif küçük küçük adımlarla gelip yetişti Hazreti Peygamber'e. Faraddehu ileyhi. Hazreti Peygamber onu Mekkelilere iade etti. Kale Ebu Abdillah. Ebu Abdillah dedi ki, لَمْ يَذْكُرْ مُعَمَّرٌ عَنْ سُفْيَانَ. Müemmenin Süfyan'dan rivayetinde Ebu Cendel, Ebu Cendel geçmez. وَقَالَ ve orada ki rivayette اِلَّا بِجُلُبِ السِّلَاحِ ifade cülübben silahı şeklinde değil de cülübbi silahı şeklindeymiş. Mana olarak çok fark etmiyor. 2553 nolu hadisi okuduk. İmam Buhari bu hadisi müşriklerle sulh bağlamında verdi. Ve bu sulhu Hudeybiye anlaşması olarak burada tanıtıyor ve anlaşma maddelerinden söz ediyor. Bu maddeler Müslümanlar aleyhinde maddeler. Ancak Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun. Daha uzak bir gelecekte bunun müminlerin lehine dönüşeceğini kestirmiş olmalı ki veya vahyen bu kendisine bildirilmiş olmalı ki bu anlaşmayı bu ağır koşullarla o gün için imzalamış. İmam Buhari'nin bize verdiği mesaj bak başlarda müşriklerle sulh olur mu? Koşullar gerektiriyorsa olur. Koşullar gerektirmiyorsa olmaz. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de Mekke'ye giremediği için gücü yetmediğinde bu anlaşmaya mecbur kalmıştır. Ama düşünün ki Hazreti Peygamber'in Mekke'yi bir çırpıda alacak gücü olsaydı müşriklerle sulhe yanaşmazdı. Onların hali hazırda Mekke'de işledikleri zulüm Hazreti Peygamber'in zaten müdahalesini gerektiriyor. Hazreti Süleyman örneğini hatırlayınız. Süleyman Aleyhisselam Seba Melikesi'ne gönderdiği mesajda biz onlara öyle ordularla şey yaparız ki bir cunudin la kibar lahum biha ve nukhrijennahum minha adillatan ve hum sabirun. Biz onlara öyle ordularla yöneliriz ki karşısına bile çıkamazlar ve o memleketlerinden onları çıkarırız. Zelil bir halde, aşağılanmış bir halde. Dolayısıyla müminlerin zulme rıza göstermeleri söz konusu değildir. Onlar zulümle alakalıdırlar. Güçleri yettiğince varıp zulmü ortadan kaldırmaya davranırlar. En büyük zulüm de Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmak, Cenab-ı Hakk'a şirk koşulan insanların kula kulluğa zorlandıkları rejim yapılarıdır, ortamlardır. Ancak ve bunu yapan da kimler? Müşrikler. Dolayısıyla böyle kimselerle normalde sulh olur mu? Olmaz. Ama koşullar gerektirirse o zaman sulh olur. Hazreti Peygamber'in buradaki durumu böyle bir durumdu. Yoksa keyfinden bu anlaşmayı hem de bu olağanüstü aleyhteki anlaşmayı müşriklerle yapıyor değildir. Koşullar bunu gerektirdiği sulh ortamına ve imkanına ve hatta zamanına ihtiyaç duyduğu için sulhu tercih etmiştir. Ve nitekim bu sulhu iyi değerlendirmiş mümin taraf ve daha fazla insana ulaşma fırsatı bulmuş. Çünkü en büyük silah tebliğdir İslam açısından böyle. İnsan kazanmaya
ve daha fazla insanın Müslüman olmasına fırsat verir. Bu en büyük kazanımlardan birisidir. Nitekim öyle oldu. Hudeybiye sonrası başı ortamında müminler çok güçlü bir şekilde yayılma, yani politikası izlediler, tebliğ aracılığıyla anlatarak bilgi üzerinden ve neticede müşrikler çok geçmeden bu anlaşmanın altında kaldılar. Allah'ın elçisi güçlü bir hale gelince varıp onların yeni bir anlaşma teklifini kesinlikle kabul etmedi. Bu kez Mekke'nin üzerine yürüyerek fethi gerçekleştirdi. Elhamdülillah. Evet, 2554 Muhammed Hadise'ye söyledi.